Şu an İzmir'de Niyazi Özcan'ın yanındayız. Niyazi Özcan, Gaziantep Topal Selahattin'e bağlı menajerlik yapmış. Mesul menajerlik yapmış. Bir işletmeci kişilik. Niyazi amca, Selahattin Erbaş'ın yanına kaç yılında geldin? Onu kaç yılında tanıdın? İlk onun yanına geldiğim 66 olabilir. 66. 1966. 66 diye 66 ama 60 65 66 yılı. Ne olarak geldin yanına? Komi olarak başladım. Komi olarak. Hangi gazinoda? Marmara. Marmara gazinosunda. Şimdi bu Muhterem Nur olayını Selahattin Erbaş bize anlattı. Muhterem Nur piyasaya çıkıp işte ben acıların kadınıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim, herkes bana şunu yaptı, bunu yaptı dedi. Ama kendi yaptıklarını sakladı. Veya bir yerlere gittiği zaman konuşurken Adana'da çalıştığını sakladı. Gazinolarda konsomatistlik yaptığını, dansözlük yaptığını sakladı. Sağda solda orada burada çalıştım, gazinolarda şarkıcılık yaptım diyor ama ondan fazlası var. Muhterem Nur'un Belen'e, İskenderun'a Uğur Dündar'ın ortaya çıkarmış olduğu o soğuk olukta düştüğü yerler var. Var. Buradan alan, oradan getiren, oradan kurtaran, o pislikten kurtaran Topal Selahattin mi değil mi? Bunu doğrulamak için bu konuşmaya ihtiyaç var. Şimdi Muhterem Nur ilk olarak Adana'ya ilk olarak işte bu Uğur Dündar'ın programından sonra Soğuk Oluk denilen İskenderun Soğuk Oluk Belen Soğuk Oluk denilen yerde bir yerde Siz çalışıyor. biliyorsunuz, görmediniz. Biliyoruz ama görmedik. Orada çalıştığını biliyoruz. Duyduk yani. Soğuk Oluk'ta bu Uğur Dündar'ın programından sonra birçok yer kapandı. Mevcut çalışanlar dağılmak zorunda kaldı. Ama borcu olanları işletmeciler tutuyorlardı tabii. Selahattin Bey o zaman Numune Gazinosu'nu çalıştırıyordu. Marmara'dan ayrılmıştı. Kendisi başka bir gazino açmıştı. Marmara'yı, esas Marmara'nın sahibi, Allah rahmet eylesin, Selahattin Bey'in de ilk başladığı gazino, Marmara Gazinosu, Mehmet Ali Şen diye, bu mesleğin hakikaten piri denilirdi Adana'da. İlk gazino açanlardan, ilk pavyon açanlardan birisiydi. Çok beyefendi bir insandı. Muhterem Nur'a Gelecek olursak, işte onu kafamda adamın ismini, çalıştığı yerin Sütçü ismini, Mustafa. Sütçü Mustafa, yaşa. Bu Sütçü Mustafa denilen kişi iri yarı bir adam. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bu biraz şey olur, bilmiyorum. Adam da ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Biliyorum öldüğünü. Vurularak öldürüldü. İki gazinocu birbirine girdi. Taraflar öldürdüler falan bunlar. İskenderun'da. Bu adam iyi bir adam değildi. Yani mesleğin bunu açıklıkla söylüyorum yüz karası insanlardan biriydi. Evet. O zamanın nadir yüz karası olan insanlardı. Orhan Yorgancı çökmüş oraya, hepsini sindirmiş. O adamdan Selahattin Bey borcunu ödeyerek Adana'ya getiriyor. Zannedersem oradan gelişinde Yorgancı'nın da vasıtası olmuş olabilir. Çünkü Selahattin Bey'in Yorgancı'yla muhabbeti vardı. Yani bir Daha dostu. sonra husumete dönmüş o. Ha, onu bilmiyorum. Husumete dönüp dönmediğini ama onunla beraber bir yolculuğumuzu da anlattım ben sana Evet. bir vesileyle. İyi bir dostlukları vardı o zaman. Selahattin Bey de bu çalışıyor tabii. Çalıştığı zaman bayağı da bir işte bahsettiği gibi 20 küsür milyon bir avans 26 bin olayında lira. kaçıyor. O zaman İpek Palas'ta kalıyordu Adana'da. İpek Palas'ta kalıyordu. Adana'da İpek Palas kaldığı Adana'da yer. İpek Palas'ta kalıyordu. Allah rahmet eylesin. O da öldü değil mi? Geçen Yakın hafta. zamanlarda Yakın öldü. zamanda öldü. Allah rahmet eylesin.
İyi bir hayatı yoktu. İyi bir hayatı yoktu. Kendince anlattığına göre kendisi iyi bir hayatı yoktu. Ve melek. ben buna gözlerimle şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum. Çünkü benimle İpek Palas'ta yatan sanatçılarım vardı. Sık sık İpek Palas'a giden bir insandı. Oranın lobisi vardı. Lobisinde oturan çok insanlar da, yani bizim alemimizden çok insanlar, sanatçılar hep gündüz oldu mu öğleden sonra lobide buluşulur, lobide oturulur, sohbet edilir, iş bağlantıları yapılır vesaire. Onun için bunu gözümle gördüğüm için söylüyorum. Mahsuru var mı bilmiyorum. Para karşılığı, bunu söyleyeceğim yalnız. Para karşılığı erkeklerle dışarı çıktığını çok iyi biliyor. Allah rahmet eylesin. Ama bunu herhalde ihtiyaçtan, mecburiyetten mi yapıyordu bilmiyorum. Ama mecburiyetten kabul etmiyorum. Çünkü aldığı belli bir yövmeye, çalıştığının karşılığı aldığı belli bir yövmeye vardı. Ama bir şeyler yapayım diye kendini toplamak için, maddi durumunu düzeltmek için daha ne oluyor? Günlük 1.000 lira para alıyor. Ha. Gecede 4 saat çalışıyor. 1.000 lira para alınıyor. Bunu o zaman İpek Palas'ta çalışan Kel Adnan vardı. Gece vardiyesine bakar, devamlı gece vardiyesine bakardı. Öldüyse Allah rahmet eylesin ama yaşıyordu. Daha yaşı o kadar şey değil. Bizim yaşlardadır belki de. O hep anlatırdı. Yahu derdi, ben bu kadınla hayret ediyorum derdi. Sabah işten çıktıktan sonra bir gidiyor. Öğlene geliyor. Üstünü değiştiriyor. Öğleden sonra bir gidiyor. Akşama geliyor. Bir de akşamüstü gidiyor. Ve bu gerçek yalnız ha. İşte Topal Selahattin'in de deleden taraf bu. Lan diyor, bu böyle 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 yapıyor. İş kendini çıkıyor. Kim televizyonda izliyor ya. Heh. Canlı yayın programı. Bağlan, yani o an bağlanabilse bağlanacak. Tamam mı? Evet. En ağır kelimelere konuşacak. Yani sen kendini ne satıyorsun orada? Ne anlatıyorsun? Evet. Sen kime yutturuyorsun? Diyecek. Fakat işte bu hayranlar nasıl söyleyeyim? Bilmedikleri için. Bilmedikleri için artık ruh hastası derecesinde. Heh. Yani düşünceler ötürü mü acaba o yani, kadar şey? Evet. Herhalde öyledir. Öyledir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Adam bana mesaj yazmış. Sen Muhterem Nur annemize nasıl böyle söylersin? Muhterem Nur sen nereden annen oluyor lan? Veya sen onu nasıl anne yerinde görebiliyorsun? Senin anan öyle mi? Yani senin anan, o zaman senin anan öyle. Bize diyorsun ya, zaten o kişiyi de mahkemeye verdim. Bugün yarın davası görülecek. Adam diyor ki sen belgelerimize nasıl diyor böyle söylersin diyor. Sen diyor Muhterem Nur'a nasıl böyle... Lan ben söylemiyorum oğlum bunları. Bunları kim söylüyor? Şahitler söylüyor. Bunları anlatan ben değilim. Onu söyleyen kişi, belgen için onu söyleyen kişi, belgenin başına bu kezzap olayı gelmeseydi, kocası onu vurmasaydı, belgeni acaba tanıyabilirler mi? Belgen bu kadar meşhur olabilir mi? Şöyle anlatayım, izah edeyim son durumu. Adam soyadını Sarılmış Er yazmış ya. Şimdi Facebook'ta Hayrettin bilmem ne Sarılmış Er. Bu kadar mı kişiliğiniz bozuk sizin? İşte. Yani onu oraya Facebook'ta onu Sarılmış Er yazınca ne oldu? Sen ne oldu? Çok mu sevdin? Yani ruhu şad mı oldu? Yani velhasılı. Sen şimdi o Sarılmış Er soyadlar gelsin kurtarsın benim elimden. Ben seni açık açık söylüyorum. Seni mahkemeye verdim. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Muhterem Nur'u Müslüm Baba kurtardı. Müslüm Baba'yı da Muhterem Nur kurtardı. Nasıl? Söyleyeceğim. Allah yine rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Müslüm son zamanlarda, Muhterem'den önceki zamanlarını söylüyorum. Sahneye çıktığı zaman inerken iki tane garsonun kolunda iniyordu. Ayakta duracak hali yoktu. Alkol bağımlısıydı. Uyuşturucu bağımlısıydı adam. Ve Tarsus 33 Kabera'da
Eski 33 kamera bak. Bunu söylüyorum. Bunu bilmezler. Bunu yazan da bilmez. Eski 33 kamera. Bilir. Nasıl bilir? Bundan 1,5-2 sene evvelki halini görmüş olsaydı o köşede duruyordu. Hala ayaktaydı orası. Yıkılmamıştı. Şehrin içindeydi bu. Bu yıkıldı. Sonra yeni yapılan yıkıldı. O O yeni yapılanda değil. Şehrin içindeki eski 33 kamera vardı. Müşürün. Diyarbakırlı Münir şey Münir Baba pardon Müşür değil özür Müşür Maraş'taki gazinocu sahibi. Münir. Diyarbakırlı Münir. Münir'in 33 kamerasında çalışıyordu ki yani pasmal bir yerdi. evet. Tarsus'un kazasında Tarsus kazasında öyle bir yerdi. Orada çalışıyordu. Müslüm de orada çalışıyordu. İbrahim Tatlıses de orada 33 kamerada çalıştı. İbrahim Tatlıses olmadan, İbrahim Tatlıyken, bak Tatlıses değil, İbrahim Tatlıyken, bunu çokları bilmez. O da orada çalıştı. 33 kamerada çalıştı. Orada çalışırken bunlara bir turne olayı çıkıyor. Turneye ucuz turne, yani ucuz maliyetli bir turne yapıyorlar doğu tarafına. Hem 33 kamerada çalışırken bir iletişim kuruyorlar muhteremle. Hem de turne olayında ondan sonra birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ta ki evlilik sürecine kadar. İşte o zaman muhterem Müslüm Baba'yı alkolden uzaklaştırdı. Ayaklarının üzerinde durmasını sağladı. Müslüm Baba da muhteremi yaşamış olduğu o talihsiz olaylardan aldı çekti. Güzel bir karı koca hayatı oldu. Ve Müslüm Baba ondan sonra Müslüm Baba oldu. Müslüm hayranlarının o jiletle kendilerini kesmesi falan bu olaylardan sonra oldu. Daha önce Müslüm Baba, Müslüm Baba değildi. Müslüm Gürses'ti. Ama ayakta duramayan bir Müslüm Gürses'ti. Her gazinonun çalıştırabileceği bir Müslüm Gürses değildi. Bunu çokları bilmiyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. Ama Müslüm Baba muhteremi kurtardı. Muhterem Nur da Müslüm Baba'yı kurtardı. Ayakta durdu. Ben en son Müslüm Baba'yla Antalya'da birlikte çalıştık. Çakırlar Gazinosu, Çakırlar'da. Ne Kürt Mehmet, Kürt Mehmet'in gazinosunda. Şimdi ne söyleyeyim, turistikti yalnız. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ha, turistik. Turizm Bakanlığı'na bağlı. Ha, turistik. Konslu, konsomatrislerinde çalıştığı bir pavyondu. Ama nezih güzel bir yerdi Allah için. Müslüm Baba oraya gelmişti. Muhterem Nur da oradaydı. Ben de orada çalıştım. Müslüm Baba'dan sonra da Azer Bülbül geldi. O zaman hatta biz Müslüm Baba'yla çok muhabbet ettik. Müslüm Gürses beni tam Marmara döneminden çok iyi tanır. Menajerlik yaptığım dönemden iyi çalışır, tanır. O zaman Adana'da daha pavyonlarda üvertür çıkarlardı bunlar. Biz bunlara 25'lik derdik. Çıkanların isimlerini bahsedersen bir şey olmaz değil Yok, mi? niye hocam? Müslüm Gürses, İzzet Altınmeşe, Sadık Altınmeşe, Sadık Tatlıses. Bunlar Vahdet Vural. Tabii canım. Bunlar biz bunlara 25'li. Vahdet Vural bunlardan sonra yalnız. Baki Çallı oğlu. Baki Çallı çok önce o. Baki Çallıoğlu pavyonların çok nezih çalıştığı zamanlar geldi Adana'ya. Ahmet Ayhan, Gazi Ayhan. Onlar da yazlık bölümünde çalıştılar. Kışlıkta değil. Genelde büyük sanatçılar Mine bak Koşan. Mine Koşan olsun ondan sonra şey olsun öbür kadın neydi onun ismi ya
Fatma Bergen. Fatma Bergen falan çok çalıştılar onlar. Melek Görgün. Melek Görgün olsun. Melek Görgün kışlıkta da çalıştı. Numune'de. Selahattin Bey de kışlıkta da çalıştı. Ondan sonra Muhterem Nur da beraber çalıştılar. Ondan sonra Müzeyyen Senar. Ondan sonra Sabite Turgül Erman. Bunlar hep Adana pavyonlarında çalışan kişiler. Ama konsomatris değil. Program sanatçısı olarak çalıştılar. Konsomatris değil. Haklarını yemeyin. Bunların hepsi çalıştı. Daha çok birçok sanatçı çalıştı. İsmini hatırlayamam. Büyük sanatçılar çalıştı. Ama Muhterem Nur, Müslüm Gürses onu Muhterem Nur yaptı son zamanlarda. Muhterem ana diyenler işte o öncesini bilmediği için sana yüksek perdeden konuşmuşlar. Tabii ki bilmezler. Nereden bilsinler onlar? Ya, yüksek perdeden konuşuyorsa gelsin yüzümüze konuşsun. Yani ta ha. İstanbullardan havlamasına, Çorumlardan havlamasına gerek yok. İşte bilmeden de bir şeyi, bilmeden de konuşmamaları gerekir. Böyle. Muhterem Nur'un hikayesi böyle. Benim bildiğim, senin şahit olduğun, şahit olduğum, bildiğim, gördüğüm, şu gözlerle gördüğüm, şahit olduğum olayları bu. Ben Muhterem Nur'un İlk kocasını da, o biraz evvel bahsettiğimiz Işık Kağ, onu da tanıyorum. Bir de şey mevzusu var, bu icra mevzusu. Sabri Şenol Uyar tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım canım? Şenol da Adana'da menajerlik yapan, ajantacılık yapanlardan bir tanesidir. Son zamanlarda da hep Selahattin Bey'in yanında çalışmıştır. O da Allah rahmet eylesin. Öldü mü? Öldü çoktan. Antalya'da seracılık yapıyordu en son döneminde. Baktı bu işlerde para yok dedi. Parayı seraya gömeyim. Olmadı tabii. Ankara'ya gitti. Ankara'dan sonra da baktı ki bu işlerde şey olmuyor. Nefret etmiş artık bu alemler. Antalya'ya gitti. Antalya'da bir sera kiralamış. Sera işi yapıyordu. Orada kalp krizi geçirmiş. Rahmetli. Bayağı oluyor. İyi bir kardeşimiz o da. Bu mesleği iyi bilen, bu mesleğin iyilerinden biriydi yani. Daim Konyalı olduğunu söyledi. Konyalı. Ermenekli. Ermenekli. Konya Ermenekli. Eskiden Ermenik oraya bağlıydı. Babası rahmetli de başçavuş emeklisiydi.